Selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? Elhamdülillah. Maşallah, maşallah. Maşallah. Sizlerle sohbet etmek çok güzel. Bugün sizlerle hem tanışmış olduk hem de konuşmuş olacağız inşallah. Ama bundan kalmasın, sizi de ayrıca Türkiye'ye davet ediyoruz. Ayrıca da Türkiye'de görüşmek isteriz. Evet, biz de onur duyarız, sevinç duyarız. Sizi en iyi şekilde ağırlamak isteriz. İnşallah. Buyurun, sorularınızı alayım. Originally, Islam came to the world to unite the tribes, the ethnic groups. As it stated in the Quran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Means, all hold to the Quran and do not disperse and do not become small groups which will fight each other. However, since the beginning, we see that there are problems between tribes, as we saw already in the Khurud al-Ridda, the first wars of tribes, right after the Prophet Muhammad, peace be upon him, passed away. And furthermore, through the Islamic history, we see constant wars between ethnic groups, which are all Muslims, Mu'mineen. We saw it between Arabs and Persians. We saw it, you see, until today. We see it between Sunni and Shia. We see it between Baluchis and Persians and Arabs and Kurds and Turks and all this. Actually, there is some failure maybe of Islam to become an ummah, means a one united nation which everybody will leave aside all the loyalties to the tribe, to the ethnic group, and become one ummah. Where is the problem? Why still Islam has not yet succeeded to replace the loyalties of the people to the tribe or to the ethnic group as we see until this day? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten kendi vefatından sonra kıyamete kadar olacak bütün olayları anlattı. Yani tarihin bir haritasını çıkarttı. Şu zamanda şunlar, şu zamanda şunlar. Bütün alametleriyle, bütün detaylarıyla olayları anlattı. Tam tarif ettiği gibi bütün detaylarıyla olaylar oldu. Ümmetin bölüneceğini söyledi. Aralarında fitneler çıkacağını, ihtilaflar çıkacağını söyledi. Bunun silsilelerini detaylarıyla anlattı. Olaylar tamamı doğru çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir benim zamanım hayırlıdır diyor. Bir ahir zaman yani Mehdi, Kral Mesih zamanı hayırlıdır diyor. Onun dışında pek bir şey yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden biz şaşırmıyoruz, hayret etmiyoruz. Tarihin normal akışında gittiğini, kaderin normal akışında gittiğini biliyoruz. Şu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Kral Mesih, Mehdi ve Şiloh'un devrindeyiz. Şimdi bu devirde işte artık ayrılmalar, bölünmeler, fitneler, kargaşalar bitiyor. Savaşlar bitiyor, kargaşa bitiyor. Artık kardeşliğin, barışın, sevginin hakim olacağı bir dönem olacak. Dolayısıyla hem İsrail çok huzur içinde yaşayacak, tarihinde görülmemiş şekilde bir huzur ve güvenlik içinde olacak. Hem Müslümanlar hem de diğer kavimler ve hatta bütün dünya tam bir huzur ve güven içinde olacak. Bunun zamanına ait delilleri Peygamber Efendimiz belirtmiş, bütün alametler de çıkmıştır. Tevrat'ta da bu alametleri görüyoruz. Bu alametlerin de oluştuğunu görüyoruz.
derin Tevrat alimleri zaten Kral Mesih'in, Mehdi'nin vaktinde olduğumuzu görüyorlardır, görmüşlerdir. Dolayısıyla bunun sevinci, heyecan içerisindeyiz. Sizin de gönlünüz müsterih olsun, savaş da olmayacak bundan sonra, kargaşa da olmayacak. Ufak tefek çatışmaların dışında büyük savaşlar olmayacak. Barış, esenlik ve güzellik yurduna doğru, dünya hakimiyetine doğru, dünya kardeşliğine doğru bir gidişat içerisindeyiz. Anyway, this is the future, and actually I know these sources which talk about this future, but I'm talking about 14 centuries, which we saw the history of the Islamic nations, and this is actually my question: where, what wrong? What is the problem which caused so many problems inside the Islamic Ummah, so they cannot cooperate with each other, they fight with each other, and actually how can this be explained, especially since the Prophet Muhammad, peace be upon him, gave this prophecy about peace all over the world in the future? What is about 14 centuries which were between his time and our times? Demin anlattığım konu zaten bu. Yani peygamberimiz böyle bir birleşme benden sonra olmayacak. Ümmet parçalanacak diyor. Yani kader böyle. Allah bunu böyle yaratacak. Ancak ahir zamanda, Mehdi zamanında, yani Kral Mesih zamanında bir birleşme olacak diyor. Şu an o devre geldik. Ara devirler artık onlar geçti. Peygamber Efendimiz o devirde bu tarz bir bölünme olacağını söylüyor. Zaten Kur'an'da da bu geçiyor. Benim ümmetim, şeytanın Allah'a sığındığım, bu Kur'an'a uymadılar diye peygamberimiz şikayette bulunuyor. Allah dinlerini aralarında parça parça ettiler diyor. Kur'an ayeti var. Bu olaylar oldu. Yani peygamberimiz bütün bölümlerini detay detay anlatmıştır. Hatta zalim melikler dönemi de olacak demiştir. O dönem de geçmiştir. Artık barış dönemi şu an. Yani peygamberimizin dediğinin yanlış çıkması gerekirdi aksi olsaydı. Yani peygamberimizin dediğinin doğru çıkması, zaten peygamberin doğru olduğunun ve anlatılanların mucize olduğunu göstertiyor peygamberimizin anlattıklarını. Ayrıca Kur'an da bu şekilde olacağını belirtiyor. Kur'an'da da belirtilen bir husustur bu. Yani peygamberimizden sonra dinde bir bozulma olacak. Fakat sonradan Kral Mesih'in, Mehdi'nin geliş sebebi zaten bu bozulmayı düzeltmek içindir. Yoksa Mehdi gelmezdi, Kral Mesih gelmezdi. Gelme sebebi bu onulmaz gibi görünen, çok zor gibi görünen bozulmayı düzeltmek içindir. Şu anda da Mehdi'nin biz geldiğine inanıyoruz. Kral Mesih'in, Şiloh'un geldiğine inanıyoruz ve o devir içerisinde şu an. Tevrat'a baktığımızda da bunu görürüz, hadislere baktığımızda da bunu görüyoruz. Yes. The question now is, what are we doing now in order to bring this good time, whether we implement the Sharia wherever we can, especially the Islamic nation, or we delegate the authority to the people, wherever they are, in a democratic way, only to have laws which are made by human beings, which is the better way, whether we should use the Sharia as it is in the books, or should we use parliaments in order to make new laws for the people as they are today. Bu güzel zamanlara getirmemiz için peygamberimizin bizlere söylediği, Kur'an'da bize anlatılan, Tevrat'ta da belirtilen, İncil'de de belirtilen barışı ve kardeşliği savunmamız gerekiyor. İnsanlara sevgiyle yaklaşacağız, akılcı yaklaşacağız, silahların yeryüzünden kalkması için gayret edeceğiz. Her insanın fikrine saygı göstereceğiz, düşüncelerine saygı göstereceğiz. Allah'a dua edeceğiz, bizi Kral Mesih'e kavuşturması için, Mehdi'ye kavuşturması için ve Cenab-ı Allah'ın takdirinin, kaderinin oluşması için Allah'tan yardım dileyeceğiz. İslam aleminin kurtuluşu
Mehdi'ye bağlanmalarıdır. İsrail'in kurtuluşu da yine Mehdi'ye, yani Kral Mesih'e bağlanmalarıdır. Çünkü Museviler günde 3 defa Allah'a dua ediyorlar Kral Mesih'e kavuşmak için, Şiloh'a kavuşmak için. Allah'tan sürekli 3000 yıldan beri istedikleri en önemli dualarından biridir Kral Mesih'in zuhuru. Vakti gelmiştir. Bu duayı samimi olarak yine Allah'a tekrar edip Kral Mesih'e uyacaklarına dair Allah'a ahit verip yemin etmeleri gerekir Musevilerin. Müslümanların da Mehdi'yi aramaları, ona uyacaklarına dair kalplerinde bir itminan, bir kararlılık oluşması gerekiyor. Biraz Tevrat'tan ve hadislerden de delil vereyim ki daha konu iyi anlaşılsın. I'll read from the Torah first. I'll take away the chariots, and the battle bow will be broken. He, King Moshea, will proclaim peace to the nations. Zechariah 9-10. Burn down the weapons up, small and large shields, the bows and arrows, the war clubs and spears. They will use them for fuel, declares the sovereign Lord. Ezekiel 39-9-10. In the last days, the Lord, will settle disputes for many peoples. Nation will not take up the sword against nation, nor will they train for war anymore. Every man will sit under his own vine and under his own fig tree, and no one will make them afraid. Micah 4:1-4. Bow and sword and battle I will abolish from the land, so that all may lie down in safety. Hosea 2:18. In that time, King Moshiach's era, there will be neither famine nor war, neither envy nor strife. All good things will be bestowed in abundance, and all delicacies will be accessible like dust. Maimonides, Mishnah Torah, Laws of Kings, 12:5. The wolf will live with lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and the little child will lead them. The infant will play near the hole of the cobra, and the young child put his hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy. Isaiah 11:6-9. You will eat all the food you want and live in safety in your land. I will grant peace in the land. And you will lie down and no one will make you afraid. I will remove savage beasts from the land. Şimdi biraz hadislerden de okumayı bitirdikten sonra. Hazreti Mehdi döneminde adaletle ilgili. Evet. And now we are reading the hadiths about the justice in the time of Mehdi. Earth will be filled with equity and justice, just as it was previously filled with oppression and tyranny. From Abu Dawud, the other hadith, there will be no injustice or oppression under his Hazret Mehdi, King Moshiach's rule. The earth fills with justice. He, Hazret Mehdi, King Moshiach, will distribute wealth evenly among people. His justice will permeate everywhere. Earth replete with violence and wickedness, will flow with justice upon his arrival. The Lord of believers said, Prophet Muhammad, peace be upon him, the Imam, Hazret Mehdi Moshiach, will better know what is true and what is false. He will do away with false laws. He, Moshiach, will prevent dangers and neutralize your unjust rulers and will cleanse the world of those who are not honest. He will act with equity and build a merciful scale of justice among you. If you wait, you will be rewarded and you will realize that it is definitely one of who will savage your rights and take revenge for injustice inflicted upon you. I swear by the name of God that God is with the truly devout and those who do good. If there were only one day left for the world, that day would be lengthened until a man from among the people of my household was sent, just as the earth filled with cruelty. He will fill the earth with justice. The Mahdi, King Moshiach, is one of my people. He will fill the earth with truth and justice, just as it's now filled with cruelty and torture. This Hazret Mehdi, King Moshiach, will fill earth with justice, just as people previously filled it with cruelty. People will seek refuge in Mehdi as honeybees
King Moshe as honeybees cluster around their sovereign. He will fill the world that was once full of cruelty with justice. His bundan bitir. Okay, his justice will be as such as that evet. He will not wake a sleeping person or even shed one drop of blood. The earth will return to the age of happiness. Evet. Her devleti, her milleti kendi fikrine saygı duyacağımız şekilde değerlendirmek durumundayız. İsrail'in inancı neyse o inancını yaşar. İran'ın inancı neyse o inancını yaşar. Türkiye'nin inancı neyse o inancını yaşar. Mehdi'nin yapacağı sevgi, şefkati, merhameti, dostluğu sağlamak, savaşları durdurmak, terörü durdurmak, yardımlaşmayı sağlamak, dünyada adaleti sağlamaktır. Yani insanlara baskı yapmak değildir. Okay, what is the Islamic approach the attitude of Islam to what happens today, these days, in Syria or in Libya, for example? Suriye'de olanlar zulüm tabii. Yani Müslümana zulüm yapmaz. Sadistlik ve acımasızlık var. Ateisttir biliyorsunuz. Suriye ordusunun eğitim şekli Darwinist, materyalist, ateist, Marksist-Leninist çizgidedir. Dolayısıyla askerlerin büyük bir bölümü, çok büyük bölümü, yani onların yönetiminde olanlar, onların terbiyesinde yetişenler, bu eğitimi aldıkları için insanlara karşı acımasız davranabilen, şefkatsiz, merhametsiz, zulme yatkın, insanları insan olarak görmeyen, Darwin'in dediği gibi işte güçlünün hakim olduğu, haklının hakim olmadığı bir inanç içerisindeler gördüğümüz kadarıyla. Marksist-Leninist düşüncenin acımasızlığını, sadistliğini görüyoruz. Dolayısıyla Suriye'deki rejimin, yani derin devlet rejiminin oradaki sadistliğini bütün dünya nefretle kınıyor. Bizler de tabii nefretle kınıyoruz. Çok büyük bir zulüm uygulanıyor. Bizim gördüklerimiz, görmediklerimiz daha da şiddetli olduğunu duyuyoruz. Ama Suriye'de bu tip olaylar olacağında, Mehdi devrinde, yani Kral Mesih devrinde bu tip olaylar olacağını yer belirterek, olay belirterek Peygamberimiz çok detaylı anlatmış sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Mehdi'nin çıkış alametlerindendir Suriye'deki bu olaylar. Libya'daki olaylara gelince, Libya'daki Muammer Kaddafi işte zalim melikler döneminin son kalıntılarındandır. Peygamberimiz Mehdi döneminde zalim meliklerin de teker teker tarih sahnesinden çekileceğini söylüyor. Son zalim meliklerdendir. O da gidecektir ve gitmiştir zaten. Diğer zalim melikler de gidecektir. Onun arkasından benim evlatlarımdan Muhammed Mehdi zuhur edecek diyor Peygamberimiz. Hazreti Ali'nin soyundandır. Hazreti Ali de Hazreti Davud soyundandır. King David biliyorsunuz Hazreti Davud onun soyundandır. Dolayısıyla Mehdi aynı zamanda Hazreti Davud soyundandır. Bütün bölgede barışı, kardeşliği, sevgiyi tesis edecektir. Zalim krallar devri sona ermiştir. Tiranlar, deccaller devri sona ermiştir. Artık bundan sonra barışın, demokrasinin, kardeşliğin, sevginin, iyiliğin, bilimin, sanatın, estetiğin, her türlü güzelliğin hakim olduğu bir devre giriyoruz. Bunu yaşayacağız. İsrail de tarihinin en güzel günlerini yaşayacaktır. Bütün bölgede uçsuz bucaksız o vaat edilen topraklarda alabildiğine özgür yaşayacaklardır. Her yere fabrikalar kuracaklardır, tesisler kuracaklardır. Yani kuşlar gibi hür olacaklardır. Can güvenlikleri tam olacaktır. Sevinç içinde yaşayacaklar. O yönde de gönlünüz çok rahat olsun. Filistinli kardeşlerimiz de bölgede vaat edilen topraklarda yine alabildiğine özgür, alabildiğine sevinç içinde yaşayacaklardır. Hazreti İsmail'in evlatları da, Hazreti İsrail'in evlatları da birbirine sarılacaklardır. Böylece bir barış ve kardeşlik dönemi başlayacaktır. Damla kan akıtılmayacaktır. Uyuyan kişi uyandırılmayacaktır. Peygamberimizin hadisi var. Hatta kişilerin burnu dahi kanamayacaktır. Mehdi döneminin bir özelliği olarak. Hadiste bu belirtilmiştir. Şimdi o devre doğru giriyoruz. 5-10 yıl içerisinde bu dediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz. İnşallah.
Bugün mesela Mısır'da Müslüman kardeşliği yeni şöyle bir şey istiyorlar. İsrail ve Mısır arasındaki barış anlaşmasının iptal edilmesini istiyorlar. Bunun gibi yeni İslami partiler var Mısır'da. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Barış anlaşmasını iptal etmek değil, bilakis barış anlaşmasını daha güçlendirmek gerekir. Savaşları ortadan kaldırmak, barışı istemek zaten Müslümanlığın bir gereğidir. Silm, barış, Müslümanlığın anlamı budur zaten, İslam'ın anlamı budur. Müslüman daima barışı, sevgiyi ve kardeşliği savunmakla mükelleftir. Tabii bunu yapacak olan, yine söylüyorum, Kral Mesih yani Muhammed Mehdi'dir. Onun dışındaki bir insana veyahut bir gruba veyahut bir partiye veyahut bir hükümete bu nasip olmayacaktır. Allah Mehdi'yi, Kral Mesih'i görevlendirmiştir bu barışla. Onun dışında savaş isteyenler var, kavga isteyenler var, ortada kalanlar var. Onlar tarihin akışı içerisinde kaderlerini yaşıyorlar. Mehdi devrinde bütün bu problemlerin kalkacağını görüyoruz. Another question which occurs to me is, what is the Islamic approach to events like American or European invasion to places like Iraq to oust actually a dictator, Imam Jair, as it is in the Islamic tradition? And everyone knows that afdal al-jihad huwa jihad huwa kalimat haq fi wajh Imam Jair, means that the best jihad is a jihad against a ruler, a tyrant ruler, for example like Saddam Hussein. So was this act of the Americans and the Europeans against Saddam justified according to the Islam? Kan her yerde kötü. Namludan çıkan her kurşun Mehdiyet'in zıttı olan bir harekettir. Yani kanın iyisi kötüsü olmaz. Bizim için kan daima kaçınılması gereken bir şeydir. Mehdiyet devrinin özelliğinde damla kan akmayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iyi kan akar, kötü kan akmaz. Yahut kötü kan akmalıdır, iyi kan durmalıdır, bir şey bana benzer bir şey söylemiyor. Dolayısıyla kanın her türlüsünden kaçınmak lazım. Saddam'ın görevinden nezaketinin alınması için ben girişimde bulunmuştum. Büyük gazetelerde burada haberler çıkarttırdım. Yani sür manşetten. Aileni de al, beraber gidin, can güvenliğini sağlanacak dedim. Pentagon'da bu fikri destekledi. O yönde haberler çıktı sonradan. Hatta İslami basını daha titiz takip edeceğiz dediler Amerikan hükümeti. Fakat adam Saddam psikopat çıktı. Sözümüzü dinlemedi. Kabadayılık yaptı. Genellikle bu tip adamların genel özelliğidir bunlar. Hem kabadayıdır ama aynı zamanda çok korkak ve akılsız olurlar. Böyle rezil bir hayat yaşarlar ve rezil bir şekilde de ölürler. Allah onların kaderini öyle yaratmış. Dolayısıyla kaderini yaşadı. Nitekim Irak'ta bu tarz olaylar olacağını Peygamber Efendimiz belirtmiş. Hatta bir ordu çölde kaybolur diyor aniden. Irak ordusunun çölde kaybolacağını söylüyor. Hakikaten bir gecenin içerisinde Irak ordusu çölde kayboldu. Aynen Peygamberimizin hadisinde o dediği gibi. Ve Irak'ı yabancı ülkelerden gelen askerlerin işgal edeceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Aynısının olmuştur. Tevrat'ta da geçer Irak'ın. Yani Babil'in işgal edileceği. Dolayısıyla kaderde olan olaylar oluyor. Kader daima hayırlı olur. Yani Allah ne yaparsa hayırla yaratır. Hayırla hal kader. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı kadere biz sevgiyle, güzellikle, esenlikle ve teslimiyetle yaklaşıyoruz. Another question which I have is, what do you, Mr. Oktar, think about the struggle between Iran today and practically the whole world, or the West at least, about the Iranian nuclear program, which the United Nations is against, and many countries are against it, regardless of Israel? It's not only the Israel problem, it's a problem actually for the world,
and especially for the gun. How do you relate to this? İran'da en büyük hata, İran'ın inancındaki en büyük hata bu kaybolan Mehdi inancıdır. Yani bin küsür seneden beri görünmez hayalet bir Mehdi'den bahsediyorlar. Halbuki Mehdi anneden babadan doğma normal bir insandır. Normal peygamberler gibi, normal veliler gibi belirli bir süre yaşayacaktır. Çocukluk dönemi olacaktır, gençlik dönemi olacaktır. Yani bin küsür sene yaşayan bir hayalet değildir. Dolayısıyla bu yönüyle tehlikelidir. Ben buna dikkat çekiyorum. Çünkü Mehdi'nin hem ışık olarak tezahür edebileceği, hem yüz görüntüsü olarak herhangi bir yerde görünebileceği, veyahut beden olarak görünebileceği, veyahut sesinin duyulabileceği inançları var. Bu tabii çok riskli. Yani mesela İran Genelkurmay Başkanı, benim kulağıma Mehdi'nin sesi geldi, falanca ülkeyi yerle bir edin dedi dese, yani adam ya Mehdi'ye karşı gelmek durumunda veyahut Mehdi'nin dediğini yapmak durumunda. Karşı gelemeyeceğine göre dediğini yapması gerekir. O zaman önündeki düğmelere basacak, hangi ülkeyse yerle bir edecek. Bu akla geliyor. Bu inancın yanlışlığını anlatıyorum. Yani bu çok vahim bir yanlışlık tabii. Bunun için gayret ediyoruz. Ama nükleer bir tehdit İran'ın yapması tabii imkansızdır diyemem tabii yani var. Yani bu durumda bu inanca göre var, olur. Ama bu inançlarına vazgeçerlerse yapamazlar. Yani Mehdi'nin normal anneden babadan doğan bir insan olduğuna inanırlarsa, çünkü Mehdi makul, merhametli, şefkatli, adil bir insan. Ama burada görüntüden bahsediyor şahıs. Ses gelecek kulağımıza diyor. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Bu bir şizofren ruhu göstertir. Yani şizofrenide insanın kulağına sesler gelir. Dolayısıyla bir tehlikedir bu tabii. Ama bunu atom bombası atmaya kadar götürürler mi? Bu böyle bir risk olduğu için zaten Malatya'da bir biliyorsunuz radar üssü oluşturuluyor NATO'ya bağlı. Eğer İran herhangi bir şekilde böyle bir girişimde bulunursa füzeler hedefine varmadan havada yakalanacak şekilde bir teknolojik uygulama yapılacak. Dolayısıyla İsrail'in veyahut bir başka ülkenin nükleer saldırıya uğraması diye bir tehlike mevzu bahis olmayacak. Türkiye burada bir güzel tavır gösterdi. Sevecen bir tavır gösterdi. Ki bu Türkiye'nin İsrail olan sevgisini ve korumacılığını da çok açık gösterten bir şey. Her türlü riski göze alarak özellikle İsrail'i de koruyacak şekilde bu füze kalkanı projesini Türkiye kabul etti. Kendi toprakları üstünde Malatya'da bu NATO tesisleri kurulacak. Dolayısıyla ne Avrupa'nın ne de İsrail'in nükleer tehdit altında kalması diye bir konu bundan sonra düşünülemez. Yani teknik yönden düşünülemez. Another question which I have absolutely no idea is how do you see the future of a place like Afghanistan where we already more than 10 years since the war started over there and nobody sees any end to this war, and what is the dangers for the future of Afghanistan led by the Taliban? Mehdi zuhur etmedikten sonra, Mehdi devreye girmedikten sonra radikal unsurlar, yani kendi kafasına göre İslam'ı yorumlayan, İslam'ı böyle şiddet dini olarak acımasızlık dini olarak yorumlayan kişiler ortaya çıkacaktır. Kimi asar keser, kimi intihar bombacısı olur, kimi psikopatlık yapar, kimi Saddam gibi olmadık çılgınlıklar yapar. Bin bir türlü deli, bin bir türlü psikopat dünyayı sarabilir. Yani bu her din içerisinde de çıkabilir, bir tek İslamiyet içerisinde değil. Mehdi'nin çözüm olduğunu Allah bize her yönüne göstertiyor. Yani Kral Mesih'in, Moşiyah'ın Tevrat'ta bu kadar üstünde durulması ve bu kadar ehemmiyetli Allah'ın Moşiyah'ın üstünde durması, Mehdi'nin üstünde durmasının bir nedeni de budur. Yani başka bir çözüm yok şu an. Mehdi'nin dışında bir çözüm olmaz. Afganistan'ın çözümü de diğer garip ve yanlış uygulamaların çözümü de yine Kral Mesih yani Mehdi'dir. Another question with the permission, Mr. Adam.
is about what happens today in Europe. We see today that Switzerland has a law against the minarets. We see laws in France against the hijab and the burqa. Also, we see this in the Netherlands and also in some parts of Germany. There are laws against things which are sacred for Islam. What do you say about this? Dünyada iki güç çatışıyor. Bir Allah'a inananlar, bir de Deccal'in taraftarları. Yani ne diyoruz? Deccal'e İngilizcesi? Antikrist. Antikrist, evet. Antikrist taraftarlarıyla Mehdi taraftarları şu an yoğun bir mücadele içerisindeler. Antikrist taraftarları ne yapıyorlar Deccal taraftarları? Musevilere saldırıyorlar. Başlarından kippalarını almaya kalkıyorlar. Hristiyanların işte kiliselerini yakmaya kalkıyorlar, Müslümanların camilerini bombalıyorlar, minareleri yıkmaya kalkıyorlar, Musevilerle alay ediyorlar, Hristiyanlarla alay ediyorlar, Müslümanlarla alay ediyorlar. Dolayısıyla Deccal ordusuyla inananların, Mehdi taraftarlarının yoğun ve şiddetli bir mücadelesi var. Fakat Mehdiyet bu mücadeleden barışla, sevgiyle, kardeşlikle, ilimle, bilimle, demokrasiyle, sanatla galip gelecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz ama el birliği yapacağız. Hristiyan dindarlar, Musevi dindarlar, Müslüman dindarlar işbirliği içinde olacaklar. O zaman Museviler rahatça ibadetlerini yapar, Hristiyanlar da rahatça ibadetlerini yaparlar. Mukaddesatlarına kimse ilişemez, Müslümanların da mukaddesatına kimse ilişemez. Dinsizler de, ateistler de tam bir güvence içinde olurlar. Hepsine eşit şartlarda saygı ve değer verilir. Well, another question which is connected to the current issues is the fact that many Christians, which you kindly mentioned, are actually running away from all the countries of the Middle East. We see them running away from Egypt, from Syria, from Iraq, from Jordan, and from many other places. And the population of Christians in the Middle East today is like half as what it was until 10 years ago. What can be said about this? Mesela bu çok büyük bir zulümdür, çok büyük bir ahlaksızlıktır, acımasızlıktır. Allah onları bizlere emanet veriyor. Onlar Müslümanların koruması altındadırlar. Allah Müslümanlardan bunu soracak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necranlı Hristiyanlar geldiklerinde cübbesini üstünden çıkartıp altlarını örtü olarak seriyordu. Ve onlara son derece saygı ve şefkat gösteriyordu. Allah onlarla ilgili özel olarak Kur'an hükümleri koymuş. Ehli kitapla evlenilebiliyor. Yani onlar Müslümanların Hristiyan olsun, Musevi olsun evlenebileceği hanımlar oluyor. Ehli kitaptan hanımlar ve onlara nezaket ve şefkat göstertiyorlar Müslümanlar. Yani insan hanımına nasıl düşkündür, nasıl saygı göstertir? Çünkü evlatlarının annesi. Yani ona karşı saygılı insan kusur eder mi? Etmez. Dolayısıyla onun kiliseye gitmesi yahut sinagoga gitmesi Müslümanın rahatsız olacağı bir şey değildir. Herkes fikrinde, inancında hürdür. Dolayısıyla yapılan zulmü biz telin ediyoruz tabii. Bunun anormal bir hareket olduğunu, deccali bir hareket olduğunu söylüyoruz. İnançta hür olmak, Hristiyan olsun, Musevi olsun, hangi inançtan olursa olsun insanların inancına karışılmamasını önemli görüyoruz. Thank you very much for this idea. Çok teşekkür ederiz. Unfortunately, very few people in the Middle East think this way. And as you can see, the population of Christians which ran away from Egypt and from Iraq and from other places in the Middle East, in the West, is growing when people run away. By the way, not only Christians, also intellectuals today in Egypt are running away because of the deteriorating situation in Egypt
the economy which became since the revolution much worse, and now many intellectuals are running to live in London or in the United States of America because they cannot find themselves in this Arab Spring which we see today, which actually they see nowhere where it goes. Where do you think the Middle East is going in this spring which we saw in Tunisia and in Egypt and Yemen and of course Libya and Syria and maybe Iraq as well? Algeria might be on the way. Where do you think the whole Middle East is going to? Büyük bir Türkistan Birliği oluşacak. Yani Türkiye'nin önderliğinde bir İttihat-ı İslam olacak. Bu Peygamber Efendimiz'in belirttiği ahir zamanda olması mukadder olan bir gerçek. Çok güzel bir yönünde Mehdi'nin önderliğinde olacaktır. Mehdi başa geçecektir, yani Kral Mesih başa geçecektir. Ve dünyayı hayretler içinde bıraktıracak ve bırakacak büyük olaylara vesile olacaktır. Müthiş bir medeniyet yaşanacaktır. Görülmemiş bir rahatlık, görülmemiş bir zenginlik olacaktır. İnsanlar çektikleri çilelerden, acılardan kurtulacaklardır. Ömürler uzayacaktır. Ve Hazreti İsa Mesih'in de Cenab-ı Allah'ın katından yeryüzüne inişiyle, ki biz İsa Mesih'in de geldiğine inanıyoruz, Kral Mesih'le birleşerek, yani Mehdi ile birleşerek İsa Mesih, ki veziri olacaktır Mehdi'nin, dünyaya barışı, güzelliği tam anlamıyla hakim edeceklerdir. Tam bir barış, tam bir güvenlik, tam bir silm ortamı olacaktır inşallah. İslam bütün dünyaya ihtişamıyla hakim olacaktır. Yobazlık, bağnazlık, şiddet kalkacaktır. Herkes fikrinde, düşüncesinde özgür olacaktır. İnşallah. I must mention that last night a very bad thing happened here in Israel. Some criminals burned a mosque in one of the Arab villages in the northern part of Israel. And I know that now the Chacham Bashi of Israel is going to the north, to the mosque, to help cleaning it and renovating it and bring it back to be a Baitullah as it should be. And of course, violence happens in many places and unfortunately also here in Israel. But the question is, to what extent the governments in Israel and in other places should implement law and order in order to push aside all the extremists and the violent people wherever they are and however they are, meaning that how much democracy can be there in the Middle East in order to hush down all those criminals who would like to burn Allah Tevrat'ta Musevilere yolu göstermiş. Mesih'i bir kurtarıcı olarak anlatmış. Yani bir hikaye, bir efsane değildir Mesih, bir gerçektir. Müslümanlara da Mehdi olarak anlatmış, bir efsane ve hikaye anlatmıyor Allah. Ahir zamanda vaktini de belirtmiş, vakti de tamamdır. Kurtarıcı olarak Mehdi'yi lider olarak kabul edecekler ve İşbirliği yapacaklar Hristiyanlar, Museviler, Müslümanların dindarları, meseleyi ortadan kaldıracaklar. Yoksa meydan psikopatlara, canilere, katillere, Darwinist, materyalist eğitimle ruhları kararmış, gözü dönmüş, Leninist, Marksist teröristlere kalır. Ki nitekim de öyle oluyor. Bir an önce gerçek dindarlar, samimi dindarlar bir araya gelmesi lazım. Müslümanlar kendi aralarındaki bu ihtilafları kaldırmaları gerekir. Hristiyanların dindarları, Musevilerin dindarları, Müslümanların dindarları
tam anlamıyla böyle birbirlerine yardımcı olarak, destek olarak bu fitneyi söndürmeleri gerekir ki bu şekilde olacak zaten. Very good, I think this is the only way to establish peace, because politicians in many places have failed to find peace between people and between groups. Only when men of religion, imams and rabbis and priests will unite in order to bring peace together to earth, this will be the foundation, the real foundation for peace all over the world. And this should come maybe from Turkey, as a place which always hosted all the religions very peacefully, of course Islam, Christianity and Judaism. And we Jews here in Israel will never forget the Ottoman Empire, which actually started the possibility of Jews to come back to their forefathers' land and to build what later became the State of Israel. The whole thing started at the days of the Ottoman Empire, and we really remember it. And even when there is a clash, there is some kind of tension between Israel and Turkey, those who know history know very well that Turkey actually was the beginning of the Zionist movement and allowed Herzl and other leaders or first leaders of the Zionist movement to come to this country and to settle in this country and to establish what later became the State of Israel. So maybe from Turkey will come the call to all the nations to unite under the umbrella of Allah subhanahu wa ta'ala in order to bring peace to all the regions of the world. Bu çok güzel. Allah sizleri çok güzel konuşturdu. İnşallah bu güzel günleri göreceğiz. Sizler bizlere Allah'ın emanetisiniz. Hazreti İbrahim'in evlatları, Hazreti İsrail'in evlatları, Hazreti İsmail'in evlatları. Sizler hak ettiğiniz o güzel hayatı yaşayacaksınız inşallah. Kral Mesih'in devrindeyiz. Güzel devirdeyiz. Mehdi'nin devrindeyiz. Allah kalbinize açıklık, ferahlık, huzur versin. Türkiye size dosttur. Gönlünüz çok rahat olsun. Türkiye canı pahasına sizleri korur ve koruyacak tedbirleri de alıyor. O konuda da gönlünüz rahat olsun. Bütün bölge için, bir tek İsrail değil için, yani bu açıklama. Bütün bölge için canı pahasına bölgeyi korumaya kararlıdır Türkiye. Sizlere dostuz, sizleri çok seviyoruz. Sizleri sevgiyle bağrımıza basıyoruz. Bütün Müslüman kardeşlerime, Hristiyanlara, Musevilere selam ediyorum. Size de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. My pleasure and my honor. Bekliyorum sizleri. İnşallah ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maşallah ve aleyhine aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Saygılar, sevgiler.